şekeri anlatmıştık. Peki ya N5'e? Yani nişasta bağlı şeker. Nedir? Çalışmadığın yerden mi çıktı? İki araştır be abicim. İnternet diye bir şey var. Şuna açıklık getirelim. Her şeker şeker değildir. Efendim çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dilerim. Televizyonda anlatıp duruyorlar. Yok şeker zararlı da zararlı. Bak şimdi iyi dinle Tolga abi. İki türlü şeker var. Birisi doğal şeker pancarından yapılan şeker. Diğeri de laboratuvarda yapılan yapay şeker. Buna N5'e yani nişasta bazlı şeker diyoruz. Allah'ım. Düşünün bir. Şeker en çok tükettiğimiz besin. Çayda, kahvede, tatlıda, hayatın her noktasında, her anımızda yanı başımıza. Artık kimsenin kafası karışmasın. Şeker pancarından yapılan şeker zararsızdır. N5'e zararlı olan bu işte. Zehir zehir. Anladınız mı gençler? Aldığınız ürünlerin içindekiler kısmına bakın. Eğer bu yazıları görüyorsanız... Aman dikkat! Türkiye'de 2015 yılında N5'in üretim kotası %30 arttırıldı. Şu an o kota kaldırılmak isteniyor. Benim buna itirazım var hocam. Bu düzen böyle gitmez arkadaş. Avrupa Birliği'nde ise bu kota %2-3 oranında. Kısacası gelişmiş ülkeler N5'i kullanmıyor. Ama biz zararlı şekerin önünü açıyoruz. Allah Allah. Peki o zaman ne yapacağız? Bunların yerine şeker pancarından üretilen doğal şekeri satın alacağız. Hala mı anlamadınız? Biraz şeker ye de zihnin açılsın Tolga abi. Sanırım herkes hangi şekerin zararlı, hangisinin yararlı olduğunu anladı. Artık marketlere gittiğinizde etikete bakıp şeker pancarından üretilen şekeri seçeceksiniz. Hepsi bu. Videomu beğendiyseniz buraya abone olabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.